Allah'ın al. Şimdi sen fakirsindir, hiç yememişsindir. Al buyur. Terbiyesizlik yapma ya. Ondan sonra diyorsun, daha bir çikolata almıyor planı lazım. Almanya'dan gittim aldım. Evet, Alman sokakları vardı yan tarafta. Aşağıda gördüm Alman sokaklarında. BİM'e girdim. Çok komik espri lan vallahi eminim. Ben şimdi buna gülüyorum ya, ben buna yarın gülemeyeceğim diye üzüleceğim kendim. Gülmekten öldüm emin ediyorum ya. Bu kadar... Yani biraz az komedi yap bunun. Gene güleceğim. Hemen oradan aldım. Yer misin? Bugün çikolata bayramınız mübarek olsun. Kolonya bulamadım. Gül kolonyasıyla idare edeceğiz artık. Ama konuştuk, cuma akşamları dedik, muhabbet var dedik. Pilavlı. Tabii sen onu iptal et. Sen maçı her zaman yaparsın. Sen gel mübarek adam. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Demişsiniz abi bir çikolata bile ikram etmiyorsun. Hep elim boşsun falan diye. Al buyur oğlum. Bugünden itibaren çikolata bayramını ben ilan ediyorum. Yok öyle bir bayram dediler. Bugünden itibaren. Yaptım olacak. Hoş geldiniz. Şimdi bugün PlayStation monitörü nasıl bağlayacağız? Çok sormuşsunuz, merak etmişsiniz. Bugün iki tane şey öğreteceğim. PlayStation monitörü nasıl bağlanacak? Ekran ayarlarımızı nasıl yapacağız? Bunlar bizim için ana temel konular. Konularımızı anlatalım. Yukarı katlar bölümünden bir diğer videomuzu izleyebilirsiniz. Bugünkü oynatma listemiz PC derslerim oynatma listesi. Ve eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen like atmayı. Eğer herhangi bir sorunuz, aklınızda kalan bir şey varsa yorum atmayı unutmayın. Biz ona göre dersimizi çekip hazırlanıp size güzel bir içerik hazırlayalım. Hadi bir an önce ne yapıyoruz? PlayStation'ı monitöre bağlama eğitim serisini izliyoruz. İlk önce PlayStation'ımız için küçük bir cihaz alacağız. Bu cihazın ismi VGA HMD dönüştürücüsü. 20 lira falan ücreti. Çok fazla masraflı bir ücreti yok. 17-16'ya düşebilir. Ben bunu veriyorum diyerek ertesi bir ay sonra daha fazla düşmüş olabilir. 11'e düşmüş olabilir. Yani ilk vereceğim ama yine de siz hani kendiniz de yazıp öğrenin diyerek bunu çekiyorum. Çünkü hani fiyatları düşebilir. Sizin cebinize uygun. Ben onu alıyorum diye siz onu almanıza gerek yok. O yüzden ilk önce Google amcamıza giriyoruz. Küçük Google amcamız. Giriyoruz. Hemen ben yeni sekme diyorum. Şurada benim kendi sistem var yakında onu hazır edeceğim. VGA to MD işte dönüştürücü yazarsınız. Şuraya direkt çıkıyor. Ne yapıyoruz? Ben N11'den almayı seviyorum her zaman. Siz de N11'den alabilirsiniz. Giriyorum. Şurada 1959'a var. Şunu alayım diyorum. Yanında AUX kablosu veriyormuş. AUX kablosuyla beraber alıyorum. Hemen al diyorum. Siparişimi zaten üyelik girişim benim hazır. Şöyle şey yaparak. Hemen kart bilgilerimi girerek alışverişimi tamamlıyorum. Öncelikle ürünümüzü kargodan geldi. Geldiği gibi şu an cihazımızı açtık. Cihazımızda böyle bir şurada şey var. Bu diyor ki bunu buraya takın diyor. Arkadaşlar kablo bağlamayı bilmeyenler varsa da şunu da açıklamak istiyorum. Kablonuzu her zaman bu şekilde bağlamanızı tavsiye ederim. Hani mesela şu arkadaşlarınız şöyle kırık kırık yapıyorlar. O doğru bir sonuç değil. Şöyle döndürerek yaparsanız kablo toplamayı daha iyi olursunuz. Sizden kablonuzu kolay kolay kırılmaz. Şurada AUX kablosu var. AUX kablosunu ben değiştirdim. Biraz uzuna ihtiyacım vardı. Buraya bunu takıyorum. Şu çıkışı da hoparlöre bağlayacağım. Bu da gördüğünüz gibi hemen PlayStation'ımı alıyorum. Şu cihazımız bu şekilde hazırlandı. Şuraya koyuyorum cihazımı. PC'mizi aldım buraya koydum. Şimdi size dikkatli bir şekilde öğreteyim. Burası Power biliyorsunuz. Elektrik 3. Şurası da HMD. PlayStation sadece HMD HMD alır. Yani bir diğerini taktığınızda HMD HMD olur. Yani kabloyu da göstermek istiyorum. Şöyle iki kablo HMD HMD. Eski şeyi buydu. Ve ben bunu kullanmıyorum artık. Bir köşeye attım duruyor. Size de tavsiye ederim. Şimdi cihazımızı AUX'u bağlamıştık hatırlıyorsunuz. Uzun bir kablo almıştım ben. Siz de uzun kablo alabilirsiniz. Yanında küçük kısa kablo geliyor. Yetişmiyor hoparlörüme. Şimdi bunu buraya takıyorum. HMD girişine taktım. Monitörden gelen VGA kablosunu alıyorum. Şuradaki cihaza takıyorum. Ve monitörü bildiğiniz gibi bağladık. Sonra monitörümüze elektrik veriyoruz. Biliyorsunuz o işleri. Sonra PlayStation'ımıza elektrik veriyoruz. Sonra 3. etaba gideceğiz. Hoparlöre AUX'umuzu bağlayacağız. 3. etap. Burada gördüğüm benim bilgisayardan gelen çıkışım. Burada PlayStation'daki ses çıkışını hoparlörüme bağlıyorum. Ekran ayarlarını da birazdan yapacağız. Küçük bir ekran ayarlarımız var. Sonra ses çıkışını taktığınızda cihazdan ses gelmiyormuş gibi davranıyorsunuz. Çünkü ayarları yapılmadığı için ses gelmiyor. Böyle sesi çıkmayabilir. İlk önce hemen ses ayarlarımızı yapacağız. Burada ses ayarları var. Ses ayarları çıkışı arkadaşlar. Burada en alttakine 3'ünü seçeceksiniz ki 3'ünden de ses gelebilsin. SCART'tan, MultiAV'dan, şuradan. Ben de HMD diyordum. Ses gelmiyordu. Bunu seçerek 3'ünü tıklarsanız sonucunuz kalmayacak. Ben bunu seçtiğim için iptal diyerek çıkıyorum. Şimdi gelelim küçük bir ekran ayarlarımız.
ayarlarını sormuşsunuz. Ekran ayarlarına giriyorum. Ekran ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Vida çıkış ayarlarına, ekran koruyucusunu kullanma, çapraz renk azaltma, işte hangisini ayarlamak istiyorsunuz? Vida çıkış ayarını diyelim. Burada diyor ki şu var, bu var. Size göre hangisi daha uygunsa onu seçebilirsiniz. Yan tarafta da şeyleriniz var, otomatik düzenleme falan. Onu da kendiniz seçebiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Ekran koruyucusu da var. İsterseniz kullanabilirsiniz. 10-15 dakika civarında. Çapraz renk. Bunu çok bilmiyorum. Hiç kurcalamadım. GGB falan bunu da bilmiyorum. Bu süper beyazlıyor. Ben buna girişmeyeceğim. Derin renk ayarları falan. Buradan da otomatik olarak ekranınızın ayarını yapabiliyorsunuz. Soranlar olmuş. Biz de cevabını verelim. Şimdi PlayStation'ı sisteminden kapatıyorum ve dersimizin sonuna geldik. Eğitici serimizin sonuna geldik. Küçük hatalarım varsa şimdiden özür diliyorum. Lakin ben de bir insanım. Hata yapabilirim. Onun için sizden özür dilerim. Eğer anlatmadığım, öbür dersi anlatabilirsen sevinirim dediğiniz şey varsa yorum atmayı unutmayın. Bu videoyu beğenerek, paylaşarak bize destek olun ki daha hızlı, daha güzel içeriklerimiz gelsin. Unuttuğum bir şey varsa tekrardan özür diliyorum. Çok fazla sohbet etmemeye çalışıyorum bu derslerimde. Etmeyeceğim de. Hızlı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. İşinize yarayacak bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Kısa kısa örnekler vererek dikkatli bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Eğer bu içeriği beğendiysen lütfen beğenmeyi unutma. Kendine çok iyi bak. Yine bugün çok güzelsin. Çikolatayı yine kaptın. Bugün çikolata bayramı.